Değerli arkadaşlar, Ukrayna cephesinden pek çok haber alıyoruz. Doğu cephesinde özellikle inanılmaz bir kırılganlık devam ediyor. Zamana karşı bir yarış var. Çünkü Rusya'da 4 aylık kaybını anladığı için bütün hızıyla meseleye bastırmış durumda. Özellikle Avdiivka'nın batısı, liman Kupyansk hattı, Bahmut, Dnipropetrovsk gibi bölgelerde olağanüstü yoğun bir savaş devam ediyor. Bu arada CNN International'ın haberine göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle hazırlamış olduğu ve Ukrayna'ya çok hızlı aktarılmasını planladığı malzeme Berlin, yani Almanya ve Polonya'ya inmiş durumda. Bu video hazırlandığı dakikalarda veya saatlerde Amerikan Senatosu Temsilciler Meclisi'nden gelmiş olan onaylı dış yardım programını bir an önce oylayacak ve Başkan Biden'ın masasına yollayacaklardı son onay için. Tabii o onay olmadan tahmin edeceğiniz gibi o malzeme Ukrayna'nın sınırları içine giremiyor. Ama Amerikalılar bu artık geriye dönülmez bir biçimde onaylandığı için hızlı davranmışlar ve bir büyük bölümünü Almanya'ya, bir büyük bölümünü de şeye yerleştirmişler, Polonya'ya. Bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten önemli bir durum. Oleksandr Siriski sürekli Doğu cephesinde askerleriyle beraber, Ukrayna Genelkurmay Başkanı ve bu çerçevede de Ukrayna'da hem moralleri yüksek tutmaya hem de cephede yeni bir kayıp olmaması için yoğun bir mesaiye dönüşmüş durumdalar. Bu arada tabii ki Baltık bölgesi ve çevresinde de bir savaşa, daha büyük bir savaşa hazırlık alametleri var. Biliyorsunuz Haziran ve Temmuz ayları çok kritik dedim sürekli olarak. Yani Rusya'nın bir genel taarruzu veyahut başarısız bir genel taarruzu, onun devamında Ukrayna'nın bir taarruzu her şeyi karıştırabilir. O yüzden mesela Andrzej Duda, Polonya Cumhurbaşkanı, çıktı, dedi ki ben, dedi, Biden'la da herkesle de konuşuyorum. Bir an önce Amerikan nükleer silahlarını Polonya'da bekliyoruz. Orada topraklarımıza yerleştirilsin. Çünkü Ruslar hem Belarus'a hem kendileri müthiş bir nükleer hazırlık içindeler. Yakınımdaki Rus toprağı olan Kaliningrad'da da olağanüstü bir askeri yığınak yapıyorlar, dedi. Şimdi böyle bir atmosferle karşı karşıyayız. Baltık Cumhuriyetlerinden Litvanya bütün nüfusuyla topyekün bir savaş hazırlığına geçti. İşte bazen ya Ardan abi, Litvanya'nın nüfusu kaç ki falan. O değil. O değil arkadaşlar. 3,5 milyon. Neyse, yani bakayım. 2 milyon 655 bin nüfusu varmış. 66 bin 300 kilometre karede yüz ölçümü. Ama Litvanyalı eğer topyekün bir savaş için hazırlık yapıyorsa, o zaman topyekün bir savaş geliyor demektir. Bu onun işaretidir. Ondan anlatıyorum. Büyük savaşta cephe gerisindeki hayati görevleri üstlenecek personelin eğitimi için ülke çapında bölgesel komutanlıklar ve eğitim alanları kurdu. Büyük yerleşim birimlerini de kapsayan 27 bölgesel komutanlık oluşturuldu. Kamuoyunu hazırlama, halkı bir savaş halinde koruma ve yaşamsal ihtiyaçları giderme, işgalci düşmana karşı güçlü caydırıcılık hedefli. Bu komutanlıklar Litvanya ordusu ve ülkenin savunmasında görev alacak NATO askerleriyle Litvanya sivil halkı arasında doğrudan köprü görevi üstlenecekler. Halk bir saldırı halinde nereye gideceğini, gittiği yerde ne yapacağını ve topluca yaşamada kalmayı biliyor olacak. Bu eğitimin içinde düşmanla işbirliği yapan unsurlar etkisiz hale getirme, stratejik bina ve kurumları korunması ve evlere sahip çıkmada bulunmaktadır, diyor. Kim diyor bunu? Laurinas Kasjūnas, Savunma Bakanı Litvanya'nın.
Yani bir ülke düşünün, 2 milyon 655 bin nüfusuyla, çocukları saymıyorum, yetişkin nüfusuyla topyekün muhtemel bir Rus saldırısında, NATO birlikleriyle Rus birliklerinin kendi topraklarında yapacakları bir konvansiyonel hesaplaşma sırasında nüfusu nasıl koruyacaklarını, nasıl bir eğitimden geçireceklerini vesairesini 27 komutanlık kurarak hayata geçirmeye çalışıyor. Şimdi Ukrayna Savaşı esasında ağırlıklı olarak bilinçli ve eğitimli bir nüfusun ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından da bir tarihi dönüm noktası oldu. Çünkü Ukraynalılar bir, amasız, fakatsız, lakinsiz kendilerine iletilen bütün emirlere uyuyorlar. İki, sirenler çaldığı an bütün bir halk, yiğit eğitimli bir halk nereye ne yapacağını, nereye gideceğini çok iyi biliyor. Üç, bütün okulları aşağıya çektiler. Ya yani yerin altına, yani çocukların korunması. O çocukların korunmasında sivil unsurların, sivil grupların kimlerin görev alacağı, bütün bunlar, ama bütün bunlar Ukrayna'da yaşanıyor. Şimdi anladığım kadarıyla okuryazarlık oranı tabii ki çok yüksek olan, öyle diyelim, hepsi üniversite mezunu onları, Litvanyalıları. Orada yeni bir dönem başlatıyorlar ve çok ciddi bir durum bu. Aynı zamanda Almanya Litvanya'ya 5.000 asker gönderdi. 5.000 özel kuvvetler. Yani NATO diyor ki Rusya'ya, sen bu ülkeyi küçük görüyorsun. 2,5 milyon falan, ama arkasında biz varız. Sakın. Çünkü Litvanya'nın hava sahasını da dönemsel olarak Türklerin de katıldığı NATO'nun müttefik hava kuvvetleri koruyor Rusya'ya karşı. Bizim F-16'lar falan da gidiyorlar orada. Sefer görev emri var. Şey yapıyorlar, nöbet tutuyorlar vesaire. Ve özellikle söz konusu Alman Tugayı'nın Belarus sınırına 20 kilometre mesafeye yerleştiği, adeta sınırdan baktığın an Alman bayrağının dalgalandığının görüldüğü de ifade ediliyor. Bunlar önemli gelişmeler, önemli işaretler. Hoşça kalın.